Lübnyana'yı gezmeye devam ediyoruz. Tarihi sokaklarını gezdik. Şimdi daimi bir pazarı var buranın. Her zaman açık ve fiyatları da çok uygun. İnternetliği her şeyi bulabileceğimiz bir pazarmış burası. Evet, başlayalım. Özellikle sevgili babam gibi bahçıvanlık ve çiçekçilikle uğraşanların ilgisini çekecek bitkiler, sebze, meyve, taze bir şekilde. Bunlar da renkli renkli kavanozlar. Evet, mutfak için tuzluk gibi, mumluk gibi, mumlar daha doğrusu, farklı, değişik. Evet, değişik meyveler kokteyl şeklinde bu şekilde bardakla süslenmiş. 2.99, 3 euro. Gördüğünüz gibi bunları bir kokteyl şeklinde tek tek meyveleri hazırlayıp bu şekilde sunuyorlar. Ben bunu da ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel. Görünüşe göre oldukça meyveler doğal ve güzel gözüküyor. Ne var burada? Mesela patates 1,5 euro. Erik 3 euro. Bu domates 3 euro. Salatalık 2,5. Bezelye 4 euro. 4,5 Ayşe kadın. Salata 2,5 gibi fiyatlar. Üzüm mesela 2,5. Erik 1,80 euro. Fiyatlar diğer Avrupa ülkelerine göre uygun gördüğünüz gibi. Meyve ve sebzeler çeşit çeşit. Kokteylleri çok beğendim. 3 euro, 4 euro gibi böyle ayırmışlar. Küçük ve büyük bardak. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Vitamin deposu, zencefil, ne ararsanız var. Evet, şimdi de tekstil, giyim, çanta, ayakkabı, aynı Türkiye'deki gibi. Fiyatlar hakkında size şöyle söyleyeyim. Ayakkabılar 25 euro. Tişörtler, atletler 5 ve 10 euro. Etek mesela 5 euro. 10 euro, 5 euro. Bu şekilde bir fiyatlandırma var. Bu pazarda böyle devam ediyor. Evet. Ne ararsanız olan daimi bir pazarmış. Ayakkabılarda sormuştum. İşte terlikler 5 euro, 10 euro ayakkabılar var. 25 euro. Mesela şu ayakkabıya sormuştum. 25 euro dedi. Burada lavanta, çiçekçilik, farklı farklı yetiştiricilik bayağı burada ön plandaymış. Çünkü burası dağlık bir bölge, İsviçre gibi. Seracılıktan ve bu tür böyle süs bitkileri, bunları yetiştirmekle para kazanıyorlar. Burada bakalım, mantar, işte bu dağ çilekleri var. Dağ mantarları. Farklı farklı mantar çeşitleri benim de ilk defa gördüğüm. Ondan sonra gene burada papatya türü çiçekler. Farklı farklı böyle çiçekler. Rengarenk. Potpourri şeklinde. Meyveler. Burası çok güzel bir ülke. Küçük ama güzel bir ülke. Bakar mısınız çiçeklere? Her şeyle gülleri. Rengarenk. Petunia, petunia ben bilmiyorum ama leylak, güller, renk renk. Böyle devam ediyor. Buradaki oraya da bakalım. Örvercivetli ay çiçekler. Papatyalar. Çok güzel, rengarenk, harika çiçekler. Ben ilk defa böyle sokakta, caddede bu kadar canlı, güzel çiçekler ilk defa hayatımda görüyorum. Harika. Gerçekten inanılmaz güzeller. Evet. Görmediğimiz diğer sokakta sizi gösteriyorum. Burada sanatkarlar sokağı burası. El işi yapılan incik, boncuk, takı, hediyelik eşyalar, resim. Bakın bal var burada. Kolye. Kütüklerden çok güzel
takı tasarım yapmışlar. Burası da meyve ve kuru yemiş satıyor. Burada da bir ressam el işi, cüzdanlıklar, çantalar, eşarplar, cam, tahta işleri, lavantadan çeşitli ürünler. Burasının lavantası meşhur. Dağlık bir alan İsviçre gibi. Gerçekten doğa turizmi için gelinecek en iyi destinasyonlardan bir tanesi. Bu da arı, pork yani domuz gibi kuru et satan bir stand. Ejderhayı her yerde görüyorsunuz. Bu ülkenin sembolü. Evet değerli dostlarım, yeni bir videoda da buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her an haber, gezi, Ljubljana.